Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmal TET Matematik Soru Bankası'nda gerçek sayılar test 9'dayız. Evet hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda çarpma toplama çıkarma işlemlerini içeren eşitlikler verilmiştir. Burada arkadaşlar 4 çarpı kare A, A artı üçgen B, B eksi daire C. Üçgen kare daire sembollerinden her birinin yerine Eksi 2, 3 ve 4 sayılarından farklı bir tanesi yazılarak ABC sayıları elde edilecektir. C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi canlarım şurada farkında mısınız? Bir eksi var. Eksi olduğu için bunun yanına kim yakışır? Eksi 2. Niye? İki tane aynı işaret ne yapıyordu? Pozitife döndüğü için. Burada çarpma var. Çarpmaya da... Kat sayısı büyük olan sen 4'ü mü yazmak istersin? 3'ü mü yazmak istersin? Tabii ki 4'ü yazmak istersin. O zaman 4 çarpı 4'ten A dediğin şey 16 geldi. A'yı 16 buldum. Ben buraya pozitif olan 3'ü yazdığımda topladığımda 19 çıktı. B'de 19 geldi. Burası 19 eksi 2. Yani 19 artı 2'den doğru cevabım 21. Birinci sorunun cevabı C şıkkı böylelikle geldi. Geçtim ikinci soruma. Alper ve Zeynep'in boylarının uzunlukları bir kısmındaki değerleri silinmiş olan aşağıdaki boy cetvelinde gösterilmiştir. Alper ile Zeynep'in boylarının uzunlukları santim cinsinden birer tam sayı ve boylarının uzunlukları toplamı da 290 santimdir. Buna göre Alper'in boyunun uzunluğu santim cinsinden kaç farklı değer alabilir? Ben şimdi hemen şunu söyleyeyim. Alper'in boyu x olsun. Zeynep'in boyuna y dedim. Ve x ile Y'nin toplamının kaç olduğunu biliyorum. 290 olduğunu biliyorum. Burada soru vermiş. Peki canlarım bu Y dediğin değer kesinlikle 120'den büyük mü? Evet. 120 küçüktür. Buraya geldim. Hemen Y değerini yazdım. Ve aynı zamanda Y dediğin ifadede kimden küçük? X'ten küçük. Geldim buraya X'i yazdım. Ve son olarak bunun boyu da 180'den küçük. Alper'in boyu. Şimdi canlarım ben burada... Alper'in boyunun uzunluğunun kaç farklı değer aldığını soruyorsa hemen aklıma terim sayısı formülü gelecek. Yani son, eksi, ilk, bölü, ortak, fark, artı, bir. Bunu unutmayın. Size kaç farklı değer diye soruyorsa bunun alabileceği en büyük değeri bulacaksın. En küçük değeri bulacaksın. Artış miktarını bulup soruyu bitireceğiz. O zaman geldik biz burada hemen şunu söyledik. Bu Zeynep'in boyu en küçük kaç olabilir? 121 olur. 120 olsaydı bura 170 olacaktı. O zaman burası 121 olduğu için 169. Yani benim Alper'in boyunun alabileceği en büyük değer 169. Şimdi canlarım, bu bir arttığı zaman bu bir azalacak. 168'e 122. Bu bir artacak. 167'ye 123 olacak. Yani burası artarken burası da aynı şekilde azalıyor. 290 aslında 145 ile 145'in toplamı değil midir? E bunlar 145'e 145 olamayacağı için burası 146'ya 144 olur. Peki benim Alper'imin boyunun alabileceği en küçük değer de kaç? 146. O zaman terim sayısı formülünü uygularsam son terimin 169. İlk terimin 146. Kaçar kaçar artıyor? Birer birer artıyor. Artı 1. 169'dan 146'yı çıkart. 23. 1 eklersen Doğru cevabında 24 yani C şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Toplamları 47 olan birbirinden farklı 4 pozitif tam sayı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekteymiş. Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı 19'dur. Geldim 4 tane çizgimi çizdim ve en küçük ikisi bunlar. Buraya A dedim, buraya B dedim. A ile B'nin toplamı kaçmış canlarım? 19'muş. Bunu geldim yazdım. Bu sayıların en büyüğü 17'dir. Geldik buraya da 17 yazdık. E şimdi şuraya geldim C değerini yazdığım zaman. Otomatikmen hemen A ile B'nin toplamı kaçtı? Burada 19 verilmişti. Ve... C ile 17 ile topladığım zaman da sayıların komplesini buluyorum. 47. O zaman A artı B artı C artı 17 eşittir 47. Canlarım şurası 19 artı 17 artı C eşittir 47 gelir. Buradan C değeri kaç gelir güzel insanlar? Hemen 11 olarak çıkar. Bunu geldik bulduk. Şimdi bu 11 ise ve bunların toplamı 19 ise Hemen şöyle bir yorum yapabilir miyim? Hocam bunun en az olmasını istiyorsan, en küçüğünün en az olmasını istiyorsan bunun en büyük olması lazım. E şimdi en küçüğü bunların ikisi ise otomatikmen buradaki 11'den de küçük olacak. Ben geleceğim B yerine 10 yazacağım, A yerine de 9 yazacağım. Ve sorumuzun cevabı değişikli gelecek. Bak tekrar anlatıyorum. Bu ikisi en küçük olanlarmış. Otomatikmen benim buradaki 11'den daha küçük sayılar vereceğim. Peki canlarım 11'den küçük en büyük sayı kaç? 10. Niye onu verdin? Çünkü bunun daha az olması için. Ve a en küçük değeri kaç geldi? 9 geldi. En küçük sayım en az 9 çıktı. Geçtik dördüncü sorumuza. a bir doğal sayı olmak üzere. Kare a, a'dan büyük en küçük asal sayı. Mesela buna bir örnek vereyim ben. Kare 6'ya baktım. Kare 6... 6'dan büyük olacak en küçük asal sayı. Tabii ki 7. Mesela daire A dediğin şey ise A'dan küçük olan en büyük asal sayı. Yani ben geldim hemen daire 6'ya baktım. 6'dan küçük olan en büyük asal sayı kaç? Tabii ki 5. Şimdi bu eşitlikler veriliyor. M ile N'nin toplamı 13 olduğuna göre M ile N'nin çarpımının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi buradaki sonuçta bir asal sayı. Buradaki sonuçta bir asal sayı. O yüzden ben toplamları 13 olan asal sayılara bakacağım. Geldim hemen M'yi yazdım. Şuraya geldim daire N'yi yazdım. Buranın sonucu 13'müş. 2'ye 11 sağladı mı? Sağladı. O zaman 11'e 2 de sağlayacak burayı. Başka 3'e baktığın zaman 10 olur. gitti. 5'e kaç olur? 8 olur. gitti. Çünkü bunlar asal sayı değil. 7'ye 6 olur. gitti. Ben o zaman iki tane ihtimali inceleyeceğim. Biri kare m'nin kaç olması? 2 olması. Diğeri ise daire n'nin kaç olması? 11 olması. Canlarım, buradaki m sayısının özelliği 2'den küçük olması. Bak, niye? Biz şöyle tanımlıyoruz aslında. Mesela geldim kare 0'a baktım. 0'dan büyük olan en küçük asal sayı ne? 2. O zaman burası bir kez 0 oldu. Ben buraya 1 yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü 1'den büyük olan en küçük asal sayı 2'dir. Ama sen buraya 2 yazamazsın. Çünkü 2'den büyük olan en küçük asal sayı ne olacak? 3 olacak. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Bu n sayısı da 11'den büyük olacak. Niye? Mesela hemen yazıyorum bak. N yerine mesela 12 yazdım. 12'den küçük olan en büyük asal sayı nedir? 11'dir. Peki n yerine 13 yazabilir miyim? Yazarım. Çünkü 13'ten küçük olan en büyük asal sayı 11'dir. Şimdi m 0 iken n kaç geldi? 12 çarptın 0. m 0 iken bura 13 geldi çarptın 0. Yani buradan çarpım 0 oldu. Şimdi geldim burası 1 iken burayı 12 aldın 12 çıktı. Değerin biri 12 çıktı. Gelin buraya yazalım. Peki bunu 1 aldığında bunu 13 aldığında sonucun biri de 13 geldi. Hemen buraya da 13'e ekledim. Şimdi bu sefer tam tersini düşüneceğim. Maviye geçelim. Kare m'nin kaç olmasına? 11 olmasına. Daire n'nin kaç olmasına? Tabii ki 2 olmasına. Canlarım bakın burada 10 verebilir miyim? Veririm. Çünkü 10'dan büyük olan en küçük asal sayı 11'dir. Sonra 9'dan büyük olan en küçük olan asal sayı 11'dir. 8 verebilirim. 7 verebilirim. Ama 6 veremem. Çünkü 6'dan büyük olan en küçük asal sayı 6'dır. Bu sefer M 10, 9, 8, 7 oldu. Şimdi geldim buraya. N yerine de 3 versem. Mesela 3'ten küçük. Bak 3'ten küçük. Ne olur canlarım? En büyük asal sayı 2'dir. Ama sen buraya mesela 4 veremezsin. Çünkü 4'ten küçük olan en büyük asal sayı 3'tür. Peki bu sefer 10'a kaç gelecek? 3. O zaman buraya bir tane 30 ekledik. Sonra 9'a 3 buraya 27 ekledik. Sonra 8'e 3 buraya 24 ekledik. Ve en son 7'ye 3 buraya bir de 21 ekledik. 24, 21 daha 45. Bunu topladım 72, 102 ve şuradaki 25'te topladığım zaman 127 yani E şıkkı geldi. Gerçekten sağlam bir soruymuş onu söyleyebilirim. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğiz arkadaşlar. Geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. X ve Y birer pozitif tam sayı. X küçük Y'ymiş arkadaşlar. Burada böyle bir bilgi vermiş. X santime Y santim yazmış. Birinci şekilde gösterilen iki ayrıtın uzunluğu X santim ve Y santim olan dikdörtgenler prizması biçimli bir kitaba eş 4 kitap ikinci şekildeki gibi konumlandırıldığında kitapların kapladığı bölgenin yatay uzunluğu 80 santim olarak ölçülüyor. Arkadaşlar baktığım zaman kaç tane X var? 1, 2, 3 tane X var. Hemen geldim yazdım bunu. Bir tane y ile toplamı kaç oldu? 80 oldu. Bizden istenen şey bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi canlarım sonuçta burada x ve y birer uzunluk olduğu için x'e 1 verelim. Burası 77 oldu mu oldu? x'e 2 verirsek burası ne oldu? 74 oldu. Peki nereden geliyordu? Şöyle bir pratik vardı. Bu 3 buraya çapraz şekilde gelip ve buradaki değeri azaltıyordu. Burada da 1 var. Burayı birer birer artırıyorsun. Bak unutma. Bunun kat sayısı kadar burayı artırıyorsun. Bunun kat sayısı kadar bunu azaltıyorsun. Çünkü büyük olan azalır. Küçük olan artar. Peki canlarım burası 3'e kaç oldu? Tabii ki 71 oldu. 4'e kaç oldu? 68 oldu. Bu şekilde ne yapacağız? Biz bu ifadeleri azaltacağız. Peki güzel insanlar ne dikkatimizi çekti? Birinci öncülde x ile y'nin çarpımı en az 77'dir. Evet sen 1 çarpı 77'ye baktığın zaman çarpım en az 77 geldi mi? Geldi. Çünkü Burada sayılar birbirine yaklaştığı için 2 çarpı 74'e bakarsan 2 çarpı 4 8, 2 çarpı 7 14, 148 bak değer ne yaptı? Gitgide büyüyor. O zaman en küçük değer 77 bu ifade doğru. Şimdi burada biz ne yapacağız? X'in en büyük değerini bulmaya çalışacağız. X'in en büyük değeri 19'muş yazmış. Gelin bakalım arkadaşlar. Buraya 19 yazdığım zaman kaç arttı 1'den 19'a? Tabii ki 18 arttı mı arttı. Dikkat buradaki her bir artmaya burası 3 azaldığı için 18 çarpı 3'ten 54 azaltacaksın. 77'den 54'ü çıkarttığın zaman burası kaç gelir? 23 gelir. Peki güzel insanlar sen bunu bir kez daha artırsan bura 20 yapar. Bunu 3 azaltacaksın 20 yaptı. Sen bunu 1 artırdığın zaman 21 yaptı. Bunu 3 azalttığın zaman 17 yaptı. Güzel insan x sayısı y sayısından küçüktü. Burası olmaz. Burası olmaz. O zaman x'in en büyük değeri kaç geldi? Tabii ki 19 geldi. Bu ifade de doğru. Y eksi x farkı en az 40'tır. Bakalım burası 23. Burası 19. Y'den x'in farkını alırsan 23 eksi 19'dan bu fark en az kaç geldi? Tabii ki 4 geldi. Bakın burada fark daha fazlaydı. Üst tarafta 77'ye 1 ile başladı. 76 sonra 74'e 2 ile devam etti. 72 her seferinde fark azalarak aşağı indi. En küçük değeri kaç geldi? Tabii ki 4 geldi güzel insanlar. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 2'de bulunan C şıkkı. Geçelim bir sonraki sorumuza. A ve B doğal sayılardır. 2A artı 3B eşittir. 24 olduğuna göre bu yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi canlarım ben hemen şuna bir bakacağım. 2A artı 3B eşittir. 24. Güzel insanlar burası 12 iken burası direkt 0. Mantık şuydu. Ben bunu üçer üçer azaltırken bunu ikişer ikişer artıracağım. Yani küçük olanı artıracağım, büyük olanı azaltacağım. O zaman burası 9 oldu. Burası kaç geldi? 2 geldi. Burası 6 oldu. Burası 4 geldi. Burası 3 oldu. Burası 6 oldu ve son olarak burası 0 iken burası da 8 geldi. Şimdi hemen soruma bakayım. Eşitliği sağlayan 5 farklı A, B ikilisi vardır. Evet birinci ikili burada, ikincisi burada, üçüncü burada, dördüncü burada, burası beşinci. Yani birinci öncülüm doğru güzel insanlar. Geçtim A ile B'nin çarpımının en büyük değeri 24'tür. Burada çarptığın zaman sonuç 0, burası 18, burası 24. Sonra tekrardan başa döneceği için çarpımının en büyük değeri 24'tür. A ile B'nin toplamının en büyük değeri ben burayı topladığım zaman 12 gelir. Burayı topladığım zaman 11 gelir. Burayı topladığım zaman 10 gelir. O zaman toplamın en büyük değeri 12. Burada ise 11 dediği için 3. öncülüm yanlış. Cevabım C şıkkı yani 1 ve 2 geldi. Geçtim 8. soruma. Aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşittir. Buna göre A artı B artı C nedir? Şimdi ben hemen şöyle bir şey yapacağım. 17 eşittir diyelim. Buradaki sayıları toplarsam 4, 7, 5 daha 12. 1 çıkart ne olacak? 11. 11 artı 1A burada 1A da burada tabii ki 2A geldi. O zaman 6 eşittir buradan 2A ise A kaç geldi? 3 geldi. Şimdi geldim şurada artık A gördüğüm yere 3 yazdım. Bu sefer 10 eşittir. Geldim 5 8. Ondan sonra 7 daha 15. Eksi 3 çıkart 12. Burası ise 12 artı 2 tane B. Hemen attım buraya. Eksi 2 eşittir 2 B ise B kaç gelir buradan? Eksi 1. Bunu da buldum. Ve son olarak geldim şuraya eksi 1'imi yazdım. Ve toplamaya başlıyorum. A'yı da 3 bulmuştum. Buraya da 3 yazdım. Eksi 1 7 ile topladım 6 oldu. 6 2 daha 8. 3 daha 11. O zaman 21 eşittir 11 artı 2C. 10 eşittir 2C ise C buradan kaç geldi? 5 geldi. A'yı 3 buldum. B'yi eksi 1 buldum. C'yi 5 buldum. 8 eksi 1'den cevabında 7 çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir faktöriyel sorusu olduğuna göre en kaçtır? Şimdi bu tip sorularda Gidip böyle uzun uzun işlemler yapmayın. Burada benzer ifadeler var. O yüzden şuradaki n-1 faktöriyelin tamamına gelin biz x diyelim. Anlaştık mı? Yani şu ifade x olsun. n faktöriyeli de gelin y diyelim. E o zaman burası da yine x olacak. Burası da yine y olacak. Yani x'in karesi eksi y'nin karesi bölü burası x kare artı y'nin karesi eşittir. Eksi 15 bölü 17. İçler dışlar çarpımına başlayalım. O zaman 17 tane x kare eksi 17 tane y'nin karesi eşittir. Eksi 15 tane x'in karesi eksi geldik eksi yazmadık. Hemen yazıyoruz eksi 15 tane y'nin karesi dedik. Şimdi buradan 32 tane x kare olur karşı attığında burası da 2 tane y kare olur. 16 tane x kare eşittir y'nin karesi ise canların buradan çıkan sonuç şu. Karekök hemen alırsak 4x eşittir y geldi. Şimdi benim x dediğim ifade neydi? n eksi 1 faktöriyeldi. Burası ne? y dediğinde n faktöriyeldi. Ben büyük olanı küçük olana benzetirsem şurayı n çarpı n eksi 1 faktöriyel yazarsam soru bitti. 4 çarpı n eksi 1 faktöriyel eşittir. n çarpı n eksi 1 faktöriyel artık bunlar birbirini götürdü. N de buradan kaç geldi? 4. Yani cevabım E şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 10. ve bizim son sorumuza. Şekil 1'de verilen 33 cm uzunluğunda ve dikdörtgen biçimindeki şeridin ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renktedir. Bu şerit sağ ucundan x santim uzaklıkta bulunan AB boyunca okla gösterilen yönde katlandıktan sonra şekil 2'deki gibi C üssü D boyunca D üssü boyunca kesilerek sağ taraftaki parça atılıyor. Şimdi canlarım ben bunu aldım buradan katladım şuraya geldim. Ve yine x santimlik bir parça buraya geldi. Ve burası ne yapılıyormuş? Makasla kesilip atılıyormuş. E toplam uzunluk 33 ise burada kalan parça 33 eksi 2 x'tir. Yani şu mavi parçanın uzunluğu budur. Şimdi x 10'dan büyük bir doğal sayı olup kalan mavi renkli parça yani benim mavi renkli parçamı şurada bir göstereyim. Şöyle bir parça kaldı. Bunun uzunluğu 33-2x. Bu ne yapıyormuş? Uzunlukları doğal sayı olacak şekilde eş uzunluktaki parçalara ayrılmak isteniyormuş. Tamam. Bu işlem sadece bir şekilde gerçekleşebildiğine göre x yerine yazılabilecek farklı tam sayıların toplamı kaçtır? Gerçekten çok tatlı bir soru olmuş. Yazar ekibinin eline sağlık. Mesela bu parça 10 santimlik bir parça olsaydı e sen alırdın şuradan bıçakla keserdin. 5'e 5 olmak üzere 2 eş parçaya ayırırdın. E bu olmadı. Mesela ben buraya 20 diyebilir miyim? Yine diyemem. Bunu iki parçaya ayırırsın. Ama 17 yaparsan bu bir asal soy olur. E asal sayılar ne yapamaz? Parçalara ayrılamaz. Tek şekildedir. O zaman demek ki bu 33-2x dediğin şey bir asal sayıymış. Şimdi bundan sonra şöyle bir yorum yapacağım. Benim x dediğim ifade ondan büyükse eksi 2x dediğin ifade negatif bir sayıyla çarptığın için eşitsizlik yön değişecek. Eksi 20 olacak ve ben buna bir de 33 ekleyeceğim. 33 eksi 2x'in küçüktür 13 olacak. E 13'ten küçük olan asal sayılar 11, 1, ondan sonra 7, 2, sonra 5, sonra 3 ve en son 2. Şimdi Gelelim bakalım. 33 2x eşittir 11 ise. 33'ten kaç çıkartırsan 22 çıkartırsan demek ki burası 11 olacak. Geldim bir sonraki değerim 33 2x'im kaça eşit olacak? 7'ye. 33'ten kaç çıkarttığın zaman 7 oluyor? Tabii ki herhalde 26 mı? Evet 26 o zaman burası 13 olacak. Ve devam ediyorum. 33'ten bu sefer 2x çıkarttım kaç oldu? 5. O zaman 28 çıkaracağız. Burası 14 olacak. 33'ten kaç çıkaracağız? 2x'i çıkarttık bu sefer 3 oldu. Burası canların bu sefer 15 geldi. Başka da olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki niye hocam? 33 2x dediğin değer 2'ye eşit olmaz. Çünkü bu sayı bir tek sayı. Bu sayı çift sayı. Tekten çift çıkarsa her zaman tek olur. Bu ihtimal gitti. Gerçekten yorulduk ama değdi. X dediğimiz sayı 11, 13, 14 ve 15'in toplamı şurası 26 burası 27. 26 artı 27'den cevabım da 53 yani B şıkkı geldi. Gerçekten çok sağlam bir soruyla testi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.